Evet, bugün Erdoğan ne yapacak? 45 günlük süre doldu. 45 gün sonra seçime götürürüm demişti. 1 Kasım'da seçim olabilir diye açıkladı. Peki bugün ne olacak? Onu merak ediyoruz. Bir yandan da seçim hükümeti oluşturma çabası ifadeleriyle Davutoğlu haberleri gördük başlıklarda. Şunu hatırlatmak istiyoruz. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları önemli. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Yalçın Akdoğan'dan sonra, yani seni başkan yaptırmayacağız tahrikini itiraf eden Akdoğan'dan sonra bir başka itirafla gündemde. Başkanlık sistemine geçilmediği için bu kaosu yaşıyoruz demek de anlamlı. Ne yaşadığımızı biz böyle anlamaya çalışırken Profesör Mehmet Ali Kılıçbay bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ne yaşadığımızı düşünüyorsunuz? Ben çok konuşmayacağım, sizi dinleyelim istiyorum. Çünkü bir yandan bir ekonomik kriz, bir yandan bir siyasi kriz, bir yandan bir güvenlik krizi. Böyle ne olduğumuzu anlayamadık seçimden sonra. Yarbay'ın... Şehit Yüzbaşı'nın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkın'ın sözleri bugün birçok gazetenin manşetinde. Ne oldu da çözüm diyenler şimdi savaş diyor, bunun sorumlusu kim diye sormuş. Ve yarın öbür gün yeniden çözüm süreci başlayabilir diye yorumlar, değerlendirmeler yapılırken bir yandan şehit cenazeleri geliyor, bir yandan insanlar ölüyor yani bu ülkede. Ve ciddi bir güvenlik krizi var. Bir yandan Diyarbakır'da işte belediye başkanları Güneydoğu'da özellik ilan ediyorlar. Nasıl bir süreç yaşıyoruz? Başından başlayalım. 7 Haziran'dan bu yana sizinle hemen 11'indeydi galiba Haziran'da bir değerlendirme yapmıştık seçim sonuçları üzerinden. Şimdi geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bunlara sebep olunuyor. Yani faillerinin kim olduğunu bütün Türkiye biliyor. Bu tablo kendiliğinden oluşmuş bir tablo değil. Böyle olması istendiği için böyle oluyor. Yani seçim sonuçlarından Cumhurbaşkanı memnun olmadı. Yeni bir seçim istedi ve bu yeni seçime gidilmesi için koşulları oluşturdu kendi çerçevesi içinde. Yani o geçen buluşmamızda söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok hevesli görüyorum demiştim koalisyon için. Bu hevesini kullandılar. Bu heves kullanıldı. Keşke Kemal Bey erken çekilseydi masadan, hatta hiç girmeseydi masaya. Çünkü zaten bu koalisyonun kurulmayacağı çok erken tarihten anlaşıldı. Denenmesi gerekmez miydi? Yani denendi, 3 gün denenir. Yani 45 gün denenmez. Bu kadar uzun denemeye gerek yoktu. Onu söylemek istiyorum. Hı hı. Tamam, yani görevinizi yapın. Bir parti olarak Türkiye'yi yönetimsiz bırakmamak için koalisyona girin. Bazı tavizler de verin. Çünkü tamam. Yapıcı da bulundu CHP'nin tamam, tutumu bunlar, MHP karşısında. Bunlara bir şey demiyorum ama... Bir müddet sonra siyaset biraz da niyet okuma sanatıdır. Yani karşı tarafın niyetini de okuyacaksınız. Öyle ilkeler doğrultusunda olmuyor ki bizim gibi 3. dünya ülkelerinde siyaset. Çoğu zaman gizli kapaklı işlerin çerçevesinde oluyor. Bunları okumak lazımdı. Okunmadı. Çok heves devam etti. Ve bu kullanıldı. İşte koalisyonun kurulmamasının nedeni olarak MHP ve CHP gösteriliyor. Yani biz kurmak istedik ama işte bizim kırmızı çizgilerimiz var. Kaçak saraya laf ettirmeyiz, örtülü ödeneğe laf ettirmeyiz. Bunları kabul etmiyorlar. Biz bu adamlarla nasıl koalisyon kuralım biçiminde bir söylem. Ayrıca da ama CHP MHP nasıl kursun böyle bir durumda sonuçta? Hayır şimdi. Saray vesayetini kabul ederek. Ben şimdi yangından mal kaçıranın üslubunu söylüyorum. Peki. Yangından mal kaçırırken böyle yani işte... Ya ne yapalım, biz elimizden geleni yaptık. Yani Cumhurbaşkanı'nın da örtülü ödeneği olmayacak mı kardeşim? Yani bu söylem son derece tutarlı. Yani Türk şey içinde, yani o cemaat içinde, o camia içinde son derece tutarlı. Çünkü o camia aynı zamanda çaldılar ama yolu yaptılar diyen bir camia. Buraya çok etkili oluyor bu laflar. Anladım. Şimdi ekonomi deniliyor ki terörün tırmanmasından ötürü bozuluyor. Şimdi ekonominin bir tane kuralını burada sayın seyircilerimize söyleyelim. Ekonomi öyle dıştan bir takım şeylerle bozulmaz. Ekonomi bozulur. Dışa vurması için bir takım bahaneler bulunur. Yani nasıl 2001 krizinde anayasa kitapçığı fırlatılması bahane edilip TL %100 devalüe oldu. Aynı şekilde şimdi... Yani Türkiye'nin gerçek ekonomisi bu. 1 TL eşittir 3 TL dolar. 1 dolar eşittir 3 TL. Bu 4'e de gidebilir, 5'e de gidebilir.
sanal ekonomi artık dayanamıyor, yok oluyor. Real ekonomiyi görmeye başlıyoruz, ekonominin gerçek çerçevesini görmeye başlıyoruz, gerçek omurgasını görmeye başlıyoruz. Türkler kendilerini nispi olarak zenginleşmiş zannettiler, değiller aslında. Bütün verilen o sanal olarak verilen şeyler geri alınıyor. Bu geri alanlar da çok çeşitli yerler. Yani uluslararası sermaye hareketleri bunları geri alıyor. İşte Türkiye'nin içinde sermaye gene el değiştiriyor. Sermaye bu fırsatlarda el değiştirir. İnsanlar fakirleşiyor. Ama insanlar zaten zengin değillerdi. Bunu anlamaları lazım. Çünkü ne yaptılar da zengin oldular Semran? Ne ürettiler de zaten zengin oldular? Zaten sanaldı. Zaten sanaldı. Zaten bir şişkinlik vardı. Türkiye hiçbir şey üretmedi. Türkiye hiçbir yeni katkıda bulunmadı. Ellerine birdenbire bol para geçti. Ha, o para nasıl geçti ayrı bir hikaye. Onları konuşuruz başka bir zaman. Yani bir ekonomi programı yaparsak. Şimdi o paralar geri alınıyor. Alınacak. Ben bunları söyledim size daha önce. Bunlar geri alınacak. Başladı. Ekonomi hızla bozuluyor. Ama beklenen bir süreçti yani. Tabii. Yapının yarattığı bir sonuç tabii. Bu. Bu ekonomi hızla bozuluyor, daha da bozulacak. Şimdi bakanlardan bir tanesi, adını zikretmek istemiyorum. Yani bakan ne olacak yani, adı şu veya bu. Bela okuyor kriz çıkacak diyenlere. Yani böylesine bir zihniyet olabilir mi? Yani nasıl düşünebiliyorsunuz? Allah belasını versin diyor kriz çıkacak diyenlerin diyor. Efendim kriz çıkacak. Eğer verecekse benimkini de versin de. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Gözüküyor mu? Kriz çıkacak. Kriz çıkacak. Araba çarpacak diyorsunuz. Allah belanı versin. Ay şöyle bir şey, bir bakan da hissetmişti ya hani tapelerin gerçek olmadığını. Şimdi his değil bu. Siz analiz ediyorsunuz sonuçta, evet. Eldeki verileri okuyorsunuz bilimsel olarak. Evet, kriz çıkacak, çıkacak. Şimdi Türkiye yok, G20'den de düştü biliyorsunuz. 21. ekonomi oldu. 22 de olur, 23 de olur. Çünkü dolar cinsinden ifade eden fert başına gayri safi milli hasıla hızla geriliyor Türkiye'de. Dolar 3 liraya, 4 liraya, 5 liraya çıktıkça sizin dolar cinsine ifade eriyor. Kazancımız eriyor. Erimiyor. Aslına dönüyor. Yani terimleri burada şu noktada çok doğru seçmek lazım. Aslında biz fakir bir ülkeyiz. Sadece bir takım mali şişkinliklerle zenginmiş gibi gözüktük. Bizim reel ekonomik performansımız daha önceki birkaç yıl içindeki gibi değil. Şimdi aslına dönüyoruz. Makyaj silinmeye başladı. Makyaj silinince altından çirkin bir şey çıkacak. Yani eğer güzel bir şey olsaydı makyaj olmazdı, yapılmazdı değil mi? Güzele makyaj mı gerekir? Bu makyaj silinince altından çirkin bir şey çıkacağı kesin. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Erken seçimin istenmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü AKP'nin içinde ekonomiden anlayanlar az da olsa var. Bu krizi görmüyor olmalarını düşünemiyorum doğrusu. Yani kriz gelmeden seçime gidilmek mi isteniyor? Kriz gelmeden seçime gitmek isteniyor. Bu böylece yani bir 4-5 seneyi daha kurtarmak isteniyor arada. Başkanlık sistemini kotarabilirlerse kotaracaklar. Başkanlık sistemini kotarabilirlerse zaten ondan sonra bir daha seçim olmaz. Ve o şekilde bir plan var. Ama bu ekonomi patlamadan önce bir seçim ihtiyacı duyuluyor. Zaten bunu paket halinde düşünmek lazım. Yani ekonominin berbatlaşması epeydir görülen, anlaşılan, hissedilen, okunan bir şeydi. Onun için bundan kaçmak için arkasından terör devreye sokuldu. İşte şey devreye sokuldu, koalisyonun çıkmazı devreye sokuldu. Bütün bunlar devreye sokuldu. Ve sonunda Türkiye buraya geldi, kilitlendi. Bu kilidi açmak sonuçta hani okuyabiliyoruz. Niyet okuma dediniz ya, hani okunuyor, görünen şeyler var. Ama bunu açmak için bir çaba sergileniyor mu yeterince? Vallahi şimdi ben bunu partilere çok fazla uyanık bulmuyorum bu konuda. Yani partilerden kastım MHP ve CHP. HDP elinden geleni yapıyor. Ben bu arada eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı da tebrik etmek istiyorum huzurunuzda. Yani bravo. Çok müthiş bir olabileceklerin içinde. Yani Türkiye'de böyle bütün mekanizmalar üstüne gelirken böylesine bir siyaseti sürdürmeye kalkışmak. PKK ve İmral arasına sıkışmış değil mi Demirtaş? Tabii her yere. 80 milletvekilinin arasında belki grup kuracak kadar gücü bile yok kendi başına. Her yere sıkışmış vaziyette. Her yere sıkışmış vaziyette olmasına rağmen
aslında büyük bir cesaret ve büyük bir şey görüyorum. Yani böyle bir taktik kabiliyeti görüyorum. Onu iyi şey ediyor, yakalıyor. Onun için ayrı tutuyorum. HDP'yi pek değil de yani Demirtaş'ı ayrı tutuyorum. Demirtaş HDP üzerinde ne kadar etkin bilemiyoruz tabii. Çünkü kapalı kutu HDP. Nasıl işliyor? Hangi mekanizmalar? İmralı ve Kandil ne derece müdahil? Çok müdahil olduklarını biliyoruz da ne derece müdahil? Nereye kadar? Yani mesela Demirtaş'ı görevden alabilirler mi? Alabilirler herhalde. Alırlarsa ne olur falan. Bunları bilemiyoruz yani. Ama şu andaki görünüşte HDP en doğru dürüst Demirtaş kanalıyla en doğru dürüst politikayı sürdüren parti. Şimdi bu şey yaratılan terör ters tepmeye başladı. Bunu kendileri de görüyorlar. Yani çıkartanlar da görmeye başladılar. Kürt oyları konsolide olmaya başladı. Bu hiç istenmeyen bir şey aslında. Yani böyle bir blok halinde bütün bir etnik unsurun oylarının bir partiye gitmesi sonunda o hiç istenmeyen ayrılıkçılığa doğru da yolu döşemiş olur. Yani o yolu kendileri döşüyorlar. Kürt oyları konsolide oluyor. Ben geçen sefer HDP'ye oy veren beyaz Türklerden çok azının vazgeçtiğini düşünüyorum. Yani baraj aşma sıkıntısı yaşamayacak. Yaşamayacak, belki de artacak oyları. Yarbay'ın tepkisi, şehit yüzbaşının abisi Yarbay'ın tepkisi aslında Türkiye'de bazı kesimlerin olayı okuduklarını gösteriyor. Yani nasıl bir tiyatro oynandığını bazı kimseler anlıyorlar. Başka şehit cenazelerinde de benzeri tepkiler var. Yani şehitler ölmez vatan sağ olsun da bitmiyor artık şehit cenazeleri. Anneler bağırıyorlar. Anneler bağırırken sadece bir evladını kaybetmenin acısıyla bağırma değil, aynı zamanda olana, bunun yaratılmış bir senaryonun çerçevesinde oluşmuş bir olgu olmasına da isyan var. Bu demek ki anlaşılmış bazı şeyler, farkındalık, bir farkındalık söz konusu. Onun için ben HDP'ye oy veren beyaz Türklerde işte PKK terörü, bunlar PKK'ya arka çıkıyorlar. HDP demek PKK demektir söyleminin pek tutarlı tutmayacağını düşünüyorum. Onun için yani terör amaç edinenler eğer bir oy hesabı içinde böyle bir proje yürütüyorlarsa istediklerini alamadılar, o görünüyor. Öyle gözüküyor. Kendileri de bunun farkındalar sanıyorum. Geri kalan seçeneklere bakalım dilerseniz. Şimdi CHP'nin oylarının da yani bir miktar artacağını düşünüyorum. Yanlış politikalar izlediler. Yani masadan kalkmamakla yanlış politika izlediler. Hayır, masadan kalkmak yetmezdi. Aynı zamanda bu olayın deşifre edilmesi gerekiyordu. Oynanan oyunun deşifre edilmesi gerekiyordu. Bizi oyalıyorlar çünkü biçiminde müthiş bir söylem geliştirilmesi. Yani uzatılmaması sürecin gerektiğini söylüyorsunuz. Ben yapıcı bulunduğunu düşünüyorum CHP'nin tutumunu. Başta öyleydi. Fakat oyunun bir müddet sonra ister istemez figüranı haline geldiler. Yani oynanan oyunun figüranı haline geldiler. Bir oyun oynandığını görmemeleri nasıl mümkün olabilirdi? Göremediler mi acaba? Bir oyun oynandı, besbelliydi. Yani bunu son zamana kadar geciktirme. Zaten Beştepe'nin vermemesi. O zaten bir garip, Kılıçdaroğlu'na görev vermesi. Yani garip olmayan, garip olan bir tek o olsa dua edeceğiz. Ama yani şöyle bir gerekçeyle verilmiyor üstelik. Beştepe'nin yolunu bilmeyeni ben Beştepe'ye davet edeceğim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu yani eski İstanbul'un komşuluk ilişkilerinde de komşular birbirlerine bu sebeplerle küserlerdi. İşte sen bana selam vermedin, bilmem ne yapmadın filan. Senin çocuğun topunu bizim şey. Böyle bir zihniyetin içinde reddedilmesi bir insanın yani birazcık siyasete yatkın bir insanın hafızasının alamayacağı bir şey. Siyaset demek kurumlar demektir Semra Hanım, kurumlar demektir. Kişisel tercihler veya kişisel alınganlıklar bilmem neler demek değildir. Böyle şey olur mu? Sizin kişinizin hiçbir önemi yoktur ki. Siz o makamı işgal eden bir yurttaşımızsınız. Biz sizi oraya getirdik işimizi göresiniz diye. Siz onun karşılığında bize
küsemezsiniz. Kimseye küsemezsiniz. Öyle şey mi olurmuş? Beştepe'nin adresini bilmemek. Olmayan şeyler oluyor ama bu ülkede artık. Ama bu çok garip. Yani bu siyasetsiz siyaset. Bu siyaset değil. Bu artık bir müddet sonra mahalle kavgasına dönecek. Hafif oraya doğru giden bir şey. Son derece kişiler ön planda. Halbuki siyasette kurumlar ön planda olur. Yani Anayasa Mahkemesi'dir, demokrasidir, laikliktir, bilmem nedir. Bunlardır siyaset. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu değildir siyaset. Siyaseti bunlarla muhkim kılarsanız, bunlara bağlarsanız, bunların bazında hareket ederseniz ona da siyaset miyasak olur. Hayır şimdi hocam öyle bir konumdasınız ki bunca yıldır Türkiye'nin demokrasisini demokrasi yok diye eleştirirken şu anda neyi tarif ediyorsunuz bilmiyorum artık. Yani şu anı hiç yaşamadı galiba Türkiye. Bu kadarını yaşamadı. Bu kadarını yaşamadı. Yani tabii ben mesela anayasa kitapçığı atılmasını da süper bir olay olarak görmüşümdür de. O da inanılmaz süper bir olaydı. Bir cumhurbaşkanı bir başbakana anayasa kitapçığı... Yardımcısına. Yardımcısına Hüsamettin Bey. Ona geldi. Ona geldi. Hayır. Hüsamettin Bey sonra kitapçığı geri attı. Hayır, atılan başbakan. Başbakanı atıldı. Zaten biliyorsunuz ondan sonra rahmetli Bülent Ecevit çıktı, bana kitap attı filan diye. Neyse yani Türkiye böyle komikliklere alışkın ama hala anlayamıyoruz böyle şeyler nasıl olabiliyor. Yani tabii ki demokrasiden bahsetmek söz konusu değil ama bari siyasetten bahsedelim diyorduk. Siyasetten de bahsedemiyoruz. Siyaset de elimizden kaçtı gitti. Türkiye'de siyaset yok. Şimdi şu anda siyaset yok. Yani bakın Sümeyye Erdoğan'a suikast yapıldığı şeyinin düzmece olduğu anlaşıldı. Hala o suikast söylemi devam ediyor gidiyor. Kabataş saldırısının tamamen uydurma olduğu çıktı ortaya. Hala o söylem devam ediyor gidiyor. Yalan üzerine konuşulmaya yani, devam ediyor. Yani böyle bir kavranılması mümkün olmayan başka bir dünya söz konusu. Yani peki şimdi hocam o zaman şöyle bakalım mı? Yani bu hakikaten saçmalıklar yaşıyoruz ve tarif etmemiz güç. Ama bundan sonra neyi değiştirebiliriz, ne yapmalıyız sorusuna ben yanıt aramak isterim sizinle. Çünkü örneğin çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki mesela çaldılar da yol yaptılar diyen camia AKP'nin %40'ı. Oy aldığı potansiyeli olarak Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneğinden ya da Beştepe'sinden, sarayından rahatsız değil. Hakikaten öyle mi? Yani bundan sonra hani MHP ne yapsın, CHP ne yapsın böylesine bir %40 karşısında MHP ile muhtemelen milliyetçi oylar üzerinde kapışacaklar bu seçimde. O göründüğü için hani biraz böyle geleceğe yönelik bir niyet okuma yapalım mı? Peki. Şimdi CHP Türkiye'de bir mirastan geliyor. Yani Cumhuriyeti kuran parti. Ama 1950'li yıllarda yani savaş sonrasının ve arkasından Kore Savaşı'nın getirdiği olumsuz ortamda dünya ekonomisinin çökmüşken iktidarda olmak son derece CHP'ye zarar verdi. Bir takım radikal tedbirler almak zorunda kaldı. O radikal tedbirler okuması yazması çok kıt olan Türkiye insanları tarafından CHP'nin bilinçli tercihi insanlara kötülük olarak algılandı ve arkasından da maalesef şey darbesi, 60 darbesi ve 3 tane hükümet mensubunun başbakan da dahil olmak üzere idam edilmesi bir intikam psikozu geliştirdi. Şimdi bu mirastan CHP sıyrılamıyor. Yani Ecevit döneminde biraz sıyrılır gibi oldu. Fakat hala bu mirasın ağırlığını sırtında taşıyor. Erdoğan'ın seçim meydanlarında hala oraları hatırlatmasının nedeni bu zaten. Tabii. Onun için CHP'nin ağzıyla kuş tutsa dahi hiçbir şekilde kendine çekemeyeceği bir oy kitlesi var Türkiye'de. Şimdi CHP'nin hareket edebileceği oy potansiyeli genellikle bunları yaşamamış ve bu intikam psikozunun içinde olmayan genç kitleler. Genç kitlelere inandırıcı gelmesi lazım. Kendi tırnak içinde söylüyorum sosyal demokrasisinin gerçek bir sosyal demokrasi olduğunu, bireysel haklara, insan haklarına, demokrasiye, laikliğe gerçek bağlılığının olduğunu, devletçi olmadığını, askerci olmadığını anlatması lazım.
Şimdi, asgari ücretin artışı, işte taşeronlaşma gibi şeyler onun için puan aldı deniyor mesela. Aldı, aldı. En yüksek puanı da emekli ikramiyesinden aldı. Ama bunlar önemli olmakla beraber palyatiftir, geçicidir. Kurumlara yönelik değildir. Kurumsal bir takım önermelerde bulunması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin askerci olması ve halktan çok devletçi olması, böyle bir algıyla bakılması, ve zaman zaman da bunun çok şiddetle doğrulanıyor olması, bunlardan sıyrılması lazım. Sosyal Demokrat Partilerin ne olduğu konusunda yani ben CHP'ye ders verecek falan değilim. Kendileri biliyorlar bunu. O defalarca Sosyalist Enternasyonel'e gidiyorlar. Bir sürü yayınını okuyorlar. Sosyal demokrasi devletten yana değildir, emekçiden yanadır. Yani siz devlete karşı emekçinin partisi olma durumundasınız. Eğer kendinize sosyal demokrat diyorsanız. Yani CHP'nin sosyal demokrat elbisesini gerçekten giymesi lazım. Gerçekten giymesi lazım. Ve eski kalıntılarını temizlemesi lazım. O devletçi ve askerci kalıntılarını temizlemesi lazım. Bunları temizlemediği sürece CHP'nin oy oranı buralarda dolaşır. Bu civarda dolaşır. Şimdi MHP tabii ilginç. MHP genellikle iç Anadolu ve işte bu Kürt bölgeleriyle sınırdaş bölgelerden çok oy alıyor, milliyetçi oylar alıyor. Şimdi bu milliyetçi oylar için AKP ile MHP arasında bir boğuşma olacağını söylediniz ama ben zannetmiyorum. Çünkü AKP'nin milliyetçiliği pek inandırıcı gelmedi. Pek inanmadılar buna. Çok inanıldığını zannetmiyorum. Zaten şeyin Demirtaş'ın başarılı bulduğum yanlarından bir tanesi de bu. Masayı siz devirdiniz diyor. Ve bunu gayet de iyi bir üslupla, güzel bir üslupla söylüyor. Yani eğer masayı devirmeseydiniz bütün bunların hiçbiri olmayacaktı. Masayı devirdiniz çünkü bunları yapmak istiyordunuz. Biçiminde bir söylem halinde. Şimdi milliyetçi oylar ne kadarı hala inanıyor bunu doğrudan doğruya bilinçsiz bir PKK terörü olduğuna. Ne kadarı inanıyor bilmiyorum. Peki orada şurayı da bir parantez açalım mı kısaca? Hani çok da burada vakit harcamak istemiyorum. Geleceği görmek daha önemli geliyor bana bu programda ama şimdi PKK'nın binbaşının vurulması, iki polisin vurulması, işte şu anda özellikler ilan edilmesi vesaire. Bunlar da şey değil mi? Süreci iyice kanırtan, iyice zorlayan bir sistemi elbette. Eylemler değil mi? Elbette. Şimdi PKK bir parti. Bir kere bunu bilmek lazım. Adından Kürdistan Komünist Partisi veya Emek Partisi mi, İşçi Partisi mi? Öyle bir şey. Şimdi bunların da stratejileri, bunların da taktikleri var. Hesaplıyorlar. Bana göre PKK'nın stratejisi Kürt oylarını konsolide etmek. Yani Güneydoğu ve Güneydoğu'nun tamamı ve Doğu'nun bazı kesimlerinde Kürt oylarının tamamını almak. Ve bunun için ben güçlüyüm burada şeyini, imajını. Yani yol kesmeler, kimlik kontrolleri, karakol basmalar vesaire. Bütün bunları bu bağlantı içinde okumak lazım. Eğer hükümet gerçekten güçlü ve samimi olsaydı bu terörün 1/1 milyarda bile olmazdı. Evet, bu arada terör demişken bir sıcak gelişme var. Hakkari'de yola yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçiş sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 asker daha şehit olmuş. Şimdi Semra Hanım, sizin orada çok yüksek miktarda askeriniz ve polisiniz var. Nasıl oluyor da yola boyuna mayın döşüyorlar? Burada bir 3 yıllık çözüm süreci boyunca yerleştirdik. Olur mu öyle şey canım? Böyle bir zaaf görülmüyor mu burada? Yani bir güvenlik güçlerinin bir zaafı söz konusu değil mi burada? Yani bunun ifade edilmesi, telaffuz edilmesi lazım. Güvenlik güçlerinin zaafı var. Karakol basılıyor, şehit veriyoruz. Onun arkasından Skorskiler kalkıyorlar, bilmem PKK'nın kaçış yollarını bombalıyorlar. Efendim PKK'nın geliş yollarını niye bilmiyorsunuz da? Sadece kaçış yollarını bombalıyorlar. İşte bu süreç değil mi? Yaşadığımız evet. Son yıllarda evet. Yaşadığımız sürecin sonucu bu. Evet, yani PKK'nın geliş yolunu bilmesi lazım. İyi bir istihbaratınız olacak. Yani siz askersiniz, siz polissiniz. Biz yapacak değiliz bu işi. Siz yapacaksınız, siz bunun için maaş alıyorsunuz. Siz bunun için varsınız.
geliyor. Adam istediği yere geliyor. İstediği yerde bomba patlatıyor. İstediği yere yığınak yapıyor. İstediği yere mühimmat dolduruyor. İstediği yerde araç patlatıyor. İstediği yerde kimlik kontrolü yapıyor. Ne demek bu yani? Bu ne demek yani şimdi? Böyle bir şey olabilir mi? Siz madem ki bir devletsiniz, madem ki tomalarınızın üzerine Türk bayrağı takıp dolaştırıyorsunuz orada, madem burası bizim vatanımız, bizden sorulur burası diyorsunuz, peki nasıl oluyor da PKK'nın geliş yolunu bilmiyorsunuz? PKK birdenbire geliveriyor. Hain saldırı. Yani. Evet. Yani binbaşıyı çocuklarının karısının önünde vurmak gibi o kadar da hani... Yani burnunun dibine yani kadar çok, giriyor. Çok... Polis lojmanını basıyorlar efendim, polis lojmanını basıyorlar. Tuhaf. Çok tuhaf. Yani polis kendini koruyamıyorsa bizi nasıl koruyacak? Bir de ben bu soruyu devamlı soruyorum. Ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Çok büyük. Yani ve ben bunun adeta bazen de bilinçli olduğunu düşünüyor gibi oluyorum bazen. Şüpheleniyor insan. Şüpheleniyorum yani. Bilhassa bu zaaf yaratılıyor ki PKK bu koridorlardan sızsın ve terör tırmansın. Terörün tırmanmasından yarar sağlayacak siyasi düşünceler var Türkiye'de. Evet, bu arada izleyenlerimiz de rahatsız olmuş sizin sözlerinizden, eleştiriyorlar sizi. Eleştirsinler. Şimdi biz önümüzü yine görmek isteyelim. Kasım'da seçime gideceğiz mi? Ne düşünüyorsunuz? Ve muhalefet partileri özellikle, ki bir blok vardı %60'lık. O bloğu daha da artıralım diyeceğiz ama blok olmadığını da gördük onun. Evet, blok AKP'ye karşı. Ne yapmak gerektiğini, hani siz içinizden geçenleri anlatın bize. Valla ben şu saatten sonra bir şey yapılabileceğini zannetmiyorum. Yani o %60'lık blok denilen ama blok olmayan grup, her biri kendi koridorunda oylarını arttırmaya uğraşacak. Öyle gözüküyor. AKP amacına ulaşır mı sizce? Bence ulaşmayacak. Hı hı. Ulaşamayacak. Yani bilemiyorum, her gün yeni bir şey çıkıyor. Bunları önceden görmek mümkün değil ama ben AKP'nin son seçimde aldığı oy oranına bile ulaşamayacağını düşünüyorum. Bu belki bir temenni, onu da bilemem. Hı hı. Yani içimden öyle geliyor olabilir. İçinizden geleni söyleyin dediniz ya. Yani içimden belki öyle geliyor ama yani böyle bir serin kanlı analiz yaptığınız zaman insanların da bu kadar aptal olduğunu düşünmek istemiyorum doğrusu, yani değiller herhalde. Bir %40'ın altına düşebilir. Düşebilir. Şimdi ben bugün dikkatimi çekti. Onu da ekleyerek aslında belki seçime de gitmiyor olabiliriz gibi hissettim. Çünkü millet partilere değil milletvekillerine teklif götüreceğim diye diyen bir Davutoğlu var. O daha harika. 18 kişiye ihtiyaçları var zaten 276 için. 9 kişiyi partilerden alacaklar. CHP ve MHP'den alacaklar. HDP zaten vereceğini ifade etti. Yani sanki bir milletvekili pazarlık pazar havası oluşuyormuş gibi de hissettim. Yani seçim değil var. De. Var. Öteleyici bir hükümet oluşabilirmiş gibi hissettim. Olabilir, olabilir. Olabilirse AKP hayatının en büyük hatasını yapmış olur. En büyük hatasını yapmış olur. Çünkü ekonomik kriz ona patlar. Böyle bir olasılık var. Evet. Tabii. Ekonomik kriz yakın. Yani felaket tellallığı yapmayayım ama yakın. Patlarsa AKP'ye patlar. O yüzden seçime gitmek daha mantıklı AKP açısından. İşte biliyorum, görüyorlar mı, hissediyorlar mı, analizleri o çerçevede mi? Yoksa ne pahasına olursa olsun iktidarda kalalım, birazcık daha işleri örtelim filan derdindeler mi, onu da bilemiyoruz. Herhalde yani o koltukları kaybetmenin ne anlama geldiğini onlar bizden daha iyi biliyorlar, ne yaptıklarını bildikleri için. O yüzden orayı biz anlayamıyoruz evet, galiba. Evet, evet. Galiba orayı biz anlayamıyoruz. Seyircilerimiz ne diyorlar Semra Hanım, neye kızmışlar? Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sözlerinize kızmışlar. Ne diye kızıyorlarmış bir öğreneyim bakayım. Masadan kalksaydı o zaman da kalktı diye eleştirecektiniz diye. Hayır efendim, kalktı diye niye eleştirelim? Bunun gözükmesi, görmeleri lazımdı. Bakın yani nasıl AKP'nin oyununa gelindi. Kızan seyircimize de ben kızıyorum. Bunu yani CHP'nin görmemiş olmasını nasıl hala müdafaa ediyorlar? Ben de bunu anlamıyorum. CHP bunu görmeliydi. Koskoca... Kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamlardan sonra belki yazar izleyenlerimiz niye öyle dediklerini, devam ederiz. Ama mesele şu, siz önümüzdeki süreci nasıl görüyorsunuz? Sayın Kılıçbay'ın düşüncelerini aktarmaya devam edeceğiz.